Evet. Arkadaşlar kısa bir ara vermiştik. Şimdi devam ediyoruz. Kiminle? Ece Tözeniş, uzman psikolojik danışman. Üsküdar Üniversitesi'nden yayınımızı sürdürüyoruz. Maraton başladı. Bu maratonu çok iyi bir şekilde Ece hocamla koşmanıza yardımcı olacağız. Tabii Maraton ki. deyince tabii bir koşu oluyor. Sınavlar bitti. Şimdi tercih maratonu. Ece hocam şuradan kalmıştık. Bir es vermek. Bunu soracağım. Bir tabii böyle zaman zaman bize paylaşırsanız arkadaşlar soru daha doğrusu sınav sonuç belgelerinizi biz buradan Ece hocama yorumlamaya çalışalım. Hocama sorayım, hocam da cevap versin. Bir tane şu da çok konuşuldu, eleştirildi. Hatta hala konuşuluyor Ece hocam. Örneğin elimde bir sınav sonuç belgesi var. Sayısalda 435 puan almış. 39.398 sıralaması. Diyor ki ben geçen sene 435 puanla 30 bindeydim veya 25 bin 30 bin arasındaki Evet. banttaydım. Bu ne anlama geliyor? Şu mudur? Bunu şöyle mi okumamız gerekiyor? Sınavlar, sorular kolaydı ve bunu herkes yaptı. Evet. Yani şöyle şimdi adayların tabii güzel de bir soru oldu. Teşekkür ederim. En çok gelen sorulardan biri. Adayların hala bu kısımda çok fazla kafası karışıyor. Yani geçen sene 30 bindim, bu sene 40 bine düşmüşüm. Acaba 30 binden mi tercih yapmalıyım diye. Hayır, bu senenin başarı sıraları geçerli. Yani biz şimdi TYT, AYT özeline indiğimizde görüyoruz ki işte TYT'de öğrenciler biraz daha zorlandılar. AYT'de matematik birazcık daha onları zorladı. Türkçe'de okuma gücünü ölçtüler Evet. tamamen. O yüzden öğrencilere şimdi puan olarak baktığımızda Şaban Bey geçen senenin puanları ve bu senenin puanları birbirinden çok farklı. O yüzden biz birkaç senedir öğrencilere hep söylediğimiz şey şu: başarı sırası. Evet, Lütfen tekrar. puanlarını bir kenara bıraksınlar ve geçen seneki işte 435 puan alan öğrenci 39 binlerdeymiş, geçen sene 30 binlerdeymiş. Bunları da bir kenara bıraksınlar. Bizim şu andaki başarı sıramız ne? Bu başarı sırasına göre biz geçen yılın sonuçta bir de şöyle bir şey var, hemen küçük bir parantez onu da söylemiş olayım. Bu seneki öğrenciler daha şanslı aslında. Geçen sene sistem değişmişti ve bizim geçen Evet. sene elimizde bir önceki seneye Veri ait yok. üniversitelerin verisi yoktu. Çok Taban doğru. puanları yoktu, Başarı başarı sırası. sıraları yoktu. Ama şu anda biz geçen yılın taban puanlarını ve başarı sıralarını görüyoruz ki bu gerçekten çok büyük bir avantaj onlar için. Başarı sıralarıyla geçen yılın başarı sıralarını karşılaştırarak bir tercih yap yapmaları gerekiyor ki orada hani şu teknik bilgiyi de vermiş olalım. Doğru bir liste nasıl hazırlanır? Başarı sırasının yarısı kadar üst tercih işte bizim elimizde bir 39 binlik bir öğrenci var. Yani bu Evet. öğrenci 15 bin, 19 binlerden tercih yapabilir. 2-3 tercihini oradan yapacak. Sonrasında da bu öğrenci 45 bin, 50 binlere indiği zaman da tercihini birazcık daha garanti diyecek. Ama tabii orada şöyle bir şey var. Gerçekten istiyor mu? O aralıkta gerçekten istediği, yerleştiğinde gerçekten okuyacağı bölüm mü yazdığı bölüm? Ona göre çünkü biz işte 39 binlik bir öğrenci 50 binlerde 55 binlerde artık yerleşmesini garantilemiş olur. Yani o onun çok yüksek bir ihtimalle yerleşebileceği bir yerdir. O yüzden bunlara dikkat ederek tercih yapmaları gerekiyor. Ece hocam şu da çok aslında öğrenci arkadaşların zihninde soru işaretlerinden biri. Şunu diyor. Aslında öyle görmek istiyor. Diyor ki ya ben geçen sene işte 435 aldım, 30 bindeydim, 25 bindeydim ama şu an o 39 binde oluyor kabullenemiyor. Ben Evet. diyor yine de puana göre tercih yapayım. Puan geçen sene buydu, burada değil mi? Aynı şekilde o sıralama gelebilir. Ama Ece hocam diyor ki puana Değil. kesinlikle Çünkü puana göre tercih yaptığı zaman aslında hatalı, yanlış bir tercih yapmış olacak. Bu sefer hiç beklemediğimiz sonuçları almış olacağız yerleşme döneminde. Ama başarı sırasına baktığımızda ki biz her sene zaten başarı sırasına bakarız. Neden başarı sırasına bakarız? Çünkü geçen sene sınava giren öğrencinin başarısıyla bu sene sınava giren öğrencinin başarısı birbirinden çok farklı. O yüzden aslında bize asıl ve biz geçen senenin başarı sıralarına göre tercih yapıyoruz. Yani geçen sene başarı sırası en son kaçta kapatmışsa ona göre tercih yapıyoruz. O yüzden öğrencinin başarı sıralarını karşılaştırması gerekiyor. Ece hocam şöyle bir soru daha size yöneltmek istiyorum. Tabii arkadaşların başarı sıralarıyla ilgili şu var. Mesela acaba başarı sıralarında bir kayma. Geçen sene 30 binle alan mesela 30 bin başarı sırasıyla alan bir bölüm işte biraz sıralama değişti ya. Acaba o 33 bine çıkar mı?
veya 35 bine kadar yükselebilir mi Evet. veya Tabii alçalabilir mi? oynamalar olabilir yani, bu her dönem geçerli bir şeydir. Bu sene de o oynamalar olacak mutlaka. Şimdi ÖSYM eğer sonuçları açıklandı ama istatistikleri daha alamadık. İstatistiklerde biz puan aralıklı başarı sırası aralıklarındaki bir öğrenci sayılarını da görebilirsek o zaman daha net konuşacağız tabii. Hani şimdiye kadar hani bize gelen bilgilere baktığımızda eşit ağırlıkta oynamalar var, sözelde oynamalar var, sayısalın bir kısmında oynamalar var, 300 bin ve sonrasında o aralıklarda oynamalar var. O istatistikleri aldığımız zaman daha net konuşabileceğiz aslında. Ama tabii ki oynama olabilir. Çünkü asıl bu başarı sırasını belirleyen şey her sene için bu geçerli Şaban Bey, öğrencilerin tercih eğilimi. Yani öğrenci nereleri çok fazla tercih ediyorsa oralar yükselirken az tercih edilen bölümler birazcık daha düşüyor. Bu eğilimleri biz bilemediğimiz için, çünkü Türkiye genelinde 2,5 milyon öğrenci sınava girdi. Bunların içinde kaç bini barajı geçti, 150 barajını geçti, kaç bini 180 barajını geçti. Umarım önümüzdeki günlerde bunları da göreceğiz ve bunları da arkadaşlarla paylaşıyor olacağız. Bunları, buradaki eğilimleri bilemediğimiz için bu her sene değişiklik gösterebilecek bir durum. O yüzden başarı sırasına göre, ama neden geniş aralıklarda tutuyoruz biz? Yani neden yarısı kadar üst tercih, yarısı kadar alt tercih yaptırıyoruz? İşte o geniş aralıkta yerleşmesini daha garantilesin diye aslında. O geniş aralığı tutuyor olmak birçok alternatif arasından istediği yere yerleşebilmesini sağlıyor aslında öğrenciye. Yarısı kadar üstten, yarısı kadar alttan derken hocamız tabii Başarı başarı sırasının. sırası şu da önemli. Hocam aslında Can Simidi de size Evet, bırakıyor. Can Simidi'nde aynen ayrıyeten konuşalım öyle. hocam. Şimdi sorular vesaire de gelmeye başladı. Onları da cevaplamaya çalışacağız. Siz lütfen canlı yayın altına ben sorularınızı da bildirin arkadaşlar. Biz Ece hocamla sorularınızı cevaplamaya çalışalım. Ece hocam şimdi dün itibariyle aslında sonuçlar açıklanınca Üsküdar Üniversitesi'nde de bir hareketlilik başladı. Evet, Aday evet, arkadaşlarımız evet. üniversiteye akın etmeye başladı. Aileleriyle gelenler var vesaire. İlk izleniminiz ne? Çünkü siz tercihlere de başladınız aslında. Aday arkadaşlar geliyor puanlarını. Nasıl bir profil var bu senenin adayları? Bir gözleminiz var mı? Belki Dün çok erken. evet tabii o kadar fazla öğrenci görmedik ama dün itibariyle yine öğrenciler gelmeye başladılar. Tabii bence en güzel olan şey artık bu üniversitelerin tercih ve tanıtım günlerinin oturmuş olması. Çünkü öğrenci puanını alıyor ve puanını aldıktan sonra istediği üniversiteleri gezmeye başlıyor ki biz bunu bütün programlarımızda söylüyoruz. Gerçekten imkanları olduğu sürece üniversiteleri gidip birebir görmeleri, birebir oradaki akademik kadroyla tanışmaları, öğrenciyle tanışmaları, üniversitenin olanaklarını bu kadar yakından görüyor olmaları çok anlamlı. Bunu yapıyorlar, bu çok iyi. Bir de öğrenciler artık son birkaç senedir daha kararlı gelmeye başlıyorlar. Yani daha bölüm kafasında bölümler var. Üniversiteye öncesinde de araştırmış, test etmiş, imkanlarını araştırmış üniversitenin, öyle geliyorlar. Bu tabii tercihe ve onun kararına daha bir anlam katan bir durum olmuş oluyor. Hocam şimdi siz her fırsatta altını çiziyorsunuz. Bu arada arkadaşlarımıza bir duyuru da yapalım. Hafta sonu da biliyorsunuz Ülke TV ekranlarında Hayat Tercihtir programlarımızı Ece hocamla birlikte Evet. yürütüyoruz. Bu cumartesi günü Nevzat Tarhan hocamız, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız. Pazar günü de Deniz Ülke Arubağan, yine Profesör Doktor Deniz Ülke Arubağan Üsküdar Üniversitesi'nden. Ülke TV'de canlı yayın konumuz olacak. Orada da sorularınızı cevaplamaya gayret edeceğiz Ece hocamla. Nevzat hocam ve Deniz hocama da varsa sorularınız pazar ve cumartesi pazar Ülke TV ekranlarını açmayı unutmayalım. Siz her fırsatta diyorsunuz ki bir fırsattır, gidin üniversiteleri görün, akademisyenlerine dokunun, laboratuvarlarını soluyun, oralara girin. Fiziksel mekan da önemli, sunduğu imkanlar da önemli. Onları en iyi orada görebilirsiniz ve yaşayabilirsiniz. Evet. Şehir dışında olanlar da bir şekilde online hizmetlerden vesaire Evet. yararlanabilir, değil mi Tabii hocam? tabii tabii. Mesela bizim 10 destek hizmetimiz var. Öğrenciler anlık olarak soru sorduklarında web sayfamız üzerinden soruları cevaplanıyor. Onun dışında çağrı merkezimiz çok aktif olarak çalışıyor zaten. Telefonla istedikleri her türlü, üniversiteyle ilgili her türlü soruyu sorabilirler. Web sayfamız şu anda güncel. Web sayfasından üniversiteyle ilgili, bölümlerle ilgili
işte tüm bilgilere, yine bu konuyla ilgili çekilmiş videolar, yani hocalarımızın bölümleri anlatan videolarımız var ki bu sene yine öğrencilerimizle kısa videolar çektik. Aslında hani bilgi alabilecekleri, gelip gelemeseler bile, hani öyle bir imkanları yoksa bile bilgi alabilecekleri dijital platformda çok fazla alan var aslında üniversiteyle ilgili. Birazcık araştırma yapmaları gerekiyor sadece. Çünkü hani biz tercih hep diyoruz ya Şaban Bey, Evet. masada bitiyor tercih. Doğru tercih yapmak için bir masaya oturup çalışmak gerekiyor diyor. Ama bu maalesef böyle kafada biten bir şey değil. Hani ben düşüneyim ya, ben ne olur ki, ben hani ne yazabilirim, işte yazılım mühendisi mi olsam yoksa psikoloji mi tercih etsem gibi. Hani böyle bir şey değil. Gerçekten gidip konuşup, bakın biraz önce bir öğrenci geldi. Hocalarla konuştuktan sonra hani geldiğinde daha gergindi. İşte farklı bir hedefi vardı. O hedef olmadığı için şimdi başka alternatifler geliştiriyordu konularla. Ama geldi, hocalarımızla görüştü ve o kadar rahatladı ki, bak dedim, şimdi rahatladım ve biz onu aslında biraz önce bir nevi tercih çerçevesinde oluşturduk. Artık onun kafası rahat. Geldi burada, gördü, hocalarla konuştu, bilgisini aldı. Şu anda onun için daha net, daha güzel günler bekliyor onu aslında. Yani stresi gitti çünkü. Kendisi için alternatif olarak, bir de o da çok önemli. Mesela öğrenci buraya geldiği zaman ya da üniversiteleri araştırırken aslında aklında olmayan pek çok alternatifi de görüyor. Evet. Yani bazen çünkü bir bölüme takılıp kalıyoruz. Ben diyor bunu okumak istiyorum. Ama aslında onun kişilik özelliklerine uyan, onun yeteneklerine, ilgilerine uyan o kadar çok fazla bölüm var ki, Çok o doğru. bölümleri de yavaş yavaş tanıyor. Olsun yani, bakın yine de araştırsınlar, desin ki ya evet ya, bu bölüm gerçekten bana göre değilmiş. Ya da ya bak bu bölüm de bana birazcık daha yakın bir bölümmüş. Hani bu araştırırken aslında birazcık daha kendileri tanımakla ilgili de bir yolculuğa çıkıyorlar. Yani sadece evet kariyer testimiz var, onu yapıyorlar. Öğrencinin işte kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri önemli. Ama bunlar ne zaman önemli? Ancak araştırma yapmaya başladığımız zaman daha önemli ve öğrenci orada işte onun yarar sağladığını görüyor aslında kendine. Kariyer testini de arkadaşlar lütfen çözün. Kararını vermiş olsanız bile alternatifleri, Evet, ilgi, kesinlikle. yeteneklerinizin ne alanlarda başarılı olabileceğinizin aslında yol haritasını da size çizmiş oluyor. Ece Hocam ve ekibi yaklaşık 10 kişilik bir kadro, tercih uzmanı, eğitimci olarak Üsküdar Üniversitesi yerleşkelerinde sizleri beklediğini hatırlatmak isterim. Ali Can sorunu soracağım. Hatta hemen Ali Can'ın Tamam, sorusunu Alican'ın sorusuyla sormak istiyoruz. başlayalım. Ali Can diyor ki, hocam çocuk gelişimi ön lisans ile ilgili bir fikriniz var mıdır? İş bulma imkanı nedir? Erkekler yapabilir mi? Cevaplarsanız sevinirim. Tabii ki arkadaşlar bölüm veya program tercih yaparken istihdam olanaklarında haklı olarak düşünüyor olmak Merak ediyorlar. zorundalar. Evet, Aslında ön evet, evet. lisansların en büyük avantajlarından biri de bu değil mi hocam? 2 yılda hemen eğitiminizi alıyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde iş hayatına atılıyorsunuz. Bu soru üzerinden bir de ön lisanslarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Evet. Ön lisanslar dediğiniz gibi tabii çok fazla tercih edilen alanlar aslında öğrenciler tarafından. Artık 2 yılda tamamlayabiliyorsunuz eğitiminizi ki 2 yılın üstüne de dikey geçiş sınavıyla aslında 4 yılda da tamamlıyorsunuz ki Ali Can da eminim onun da aklında vardır. Mutlaka DGS'yi de değerlendirsin. Yani çocuk gelişimi okuduktan sonra DGS ile 4 yıllık çocuk gelişimi bölümüne, okul öncesi öğretmenliğine geçişleri Geçiş yapıyor. olabiliyor. Bunları, bu şartları da mutlaka değerlendirsin. Orada cinsiyet artık, hani biz mesela çok önceki yıllarda hemşireliği konuşuyorduk, işte sadece kadın mesleği midir, erkekler yapabilir mi ki diye. Ama şu anda hani hemşirelik konusunda da yapabilen birçok öğrenci var. Yani çok fazla sayıda bizim de erkek öğrencimiz var. O yüzden çocuk gelişimi konusunda da, ama tabii orada çocuk gelişimi düşünüyorsa eğer, hani şu kriterleri de göze alması gerekiyor Alican'ın. Gerçekten çocukları seviyor mu? Hani çocuklarla birlikte Evet. olmaktan hoşlanıyor mu? İşte bir çocukla zaman geçiriyor olmak ona keyif veriyor mu? Bunları da değerlendirmesi gerekiyor aslında. Alican hocamızın cevabı yeterli oldu umarım. Bazı bölümlerin tabii özel koşulları var hocam programı. İlk ve acil yardım Evet. mesela bir değişiklik var. Onu da Var, hatırlatmanızı rica evet, edeceğim güzel. Onu sizden. da hatırlatalım. Hazır ön lisanslara başlamışken bir şey daha var. Onu da hatırlatmış olalım. Lütfen. Şimdi ilk acil yardım birkaç senedir kız ve erkekler için ayrı ayrı kilo ve boy şartları istiyordu. Bu yıldan itibaren ÖSYM'nin yükünü aldığı bir kararla bu yıldan itibaren artık kilo ve boy şartları yok. Yani Evet. öğrenciler 150 barajını geçtilerse tercihlerini, ilk acil yardımda tercihlerini yapabiliyor.
biliyorlar. Bu kriter ortadan kaldırıldı. Kalktı. Ama yine de özel koşullar demişken hani bunu sonraki programlarda da hep konuşuruz ama mutlaka tercih listesini tamamlayıp ÖSYM'ye göndermeden önce lütfen hiç üşenmesinler buna. Tek tek özel koşullar ve açıklamalarını okusunlar. Çünkü bazı bölümler mesela şimdi 4 yıllık ta ebelik bölümüne baktığımızda ebelik sadece kız öğrencileri kabul eden bir bölüm. Ya da bazı bölümlerin üniforma şartları var, zorunlu staj şartları var, bazen eğitim öğretim farklı yerde olabiliyor. Bu özel koşulları mutlaka tarasınlar ve buna uygun olup olmadıklarını görsünler. Çünkü öğrenci diyelim ki özel koşullarını karşılamıyor bölümün ya da programın, yerleşmiş oraya ama kayıt yaptıramaz maalesef. Çünkü bunu dönüp diyecekler ki sen özel koşulunu karşılamıyorsun diyecekler. O yüzden tercihlerini sonlandırmadan önce mutlaka özel koşullar ve açıklamaları okusunlar. İkincisi, hazır ön lisanslardan konu açılmışken ki bence bu çok önemli bir nokta. Çünkü geçen sene gerçekten biz bununla ilgili çok bir sıkıntı yaşamıştık. Şimdi sınavsız geçiş kaldırıldıktan sonra meslek lisesi öğrencileri kendi lisedeki bölümlerinin devamı olan 2 yıllık ön lisans programlarını tercih ederken buralarda tercihte bulunurken ek puanlar alıyorlar. Geçen sene öğrencilerin ek puanları vardı ama biz bunun için TET puanlarına dönüştürmüştük. Bir dönüştürme uygulamıştık. Ama bu sene ÖSYM bunu yapmış. Bu konuda da içleri rahat olsun. Öğrencilerin ek puanları dönüştürülmüş. Artık bu puanlarıyla geçen senenin TET puanlarını bakıp 2 yıllık ön lisans tercihi yapabilecekler. Mesela elimdeki sonuç belgesinde TET puanı 387.374 virgül, başarı sırası 40.736. Geçen sene bunları siz mi dönüştürüyordunuz hocam? Şöyle burada tabii bu öğrenci meslek lisesi öğrencisi olmadığı için ek puanı yok ama burada bakın ek puanlı yerleştirme puan başarı sırası var. Burada genel içerisinde burada ek puanlı öğrenciler içerisindeki başarı sıralarını vermişti. Ama şu anda ÖSYM bunları dönüştürmüş genel içerisindeki başarı sıralarını gösteriyor. O yüzden oradaki puan alanındaki TET'de ek puan alanındaki başarı sıralarıyla tercih yapabilirler. Özel koşulların Ece hocam altını çizdi. Bazen burs ve indirimler de karıştırılabiliyor. Ona da dikkat ediyor olmak lazım. Onu da konuşuruz hocam sorular gelince. Sosyal medyadan bayağı bir soru var. Ben arkadaşlar hepsi sorularınızın hepsini sormaya çalışacağım. Devam ediyoruz. Ülkünur Erdem, merhabalar hocam. Ben ergoterapi bölümü okumak istiyorum. Fizyoterapi alanında çift anadal yapabilir miyim diye soru sormuş hocam. Hemen bakalım buradaki notlarımdan. Benim burada bir çap notlarım var. Ergoterapideki öğrenciler. Tabii bu birazcık daha üniversiteler özelinde akademik değişebiliyor. konularla, evet, psikolojide Üsküdar Üniversitesi'ni söylüyoruz. Evet. Aha, çift anadal yapabileceği bölümler psikoloji, sosyal hizmet ve görsel iletişim tasarımı. Ülkünur Ülkünür Erdem'in sorusuna bu fizyoterapi şekilde alanında çift anadal yapabiliyor muyum diye sormuş orada yapamıyor ama psikoloji, sosyal hizmet ve görsel iletişim tasarımında yapabiliyor. Misa Nur Tetik, odoloji istiyorum, tutmazsa moleküler biyoloji ve genetik düşünüyorum, nasıl bölümdür diye sormuş hocam. Moleküler biyoloji ve genetikle ilgili aslında eminim Nisan Nur'un da tereddütü olur. Mezun olduğumda ne iş yapacağım? Ama artık gerçekten bu hani moleküler biyoloji ve genetik özelinde çok değişti. Öğrenciler burada pek çok proje yapabiliyorlar, pek çok alanda çalışabiliyorlar. Yani moleküler biyoloji ve genetik de ufku çok açık olan ve çalışma alanları geniş olan bir bölüm aslında son yıllarda. Melisa Kırıştıoğlu, yine stajı devlet hastanesinde yapabiliyor muyuz diye bir soru sormuş. Staj uygulama olanakları, imkanları da tabii bir Evet, üniversite tabii ki için çok önemli. değerli. Mutlaka bu sorular zaten çok güzel sorular ve bunları mutlaka araştırmaları gerekiyor. Sonuçta meslekleriyle ilgili eğitim alacaklar. İşte 2 sene, 4 sene, 6 sene bu üniversitelerde okuyor olacaklar, seçtikleri üniversitelerde. Üsküdar Üniversitesi olarak bizim bir kariyer merkezimiz var ve kariyer merkezinde öğrencilerin staj ve uygulamaları kariyer merkezi aracılığıyla yürütülüyor aslında. Hani o kısımda da öğrencilere staj uygulama kısmında da destek oluyoruz. Çok doğru. Kariyer merkezinde 3 tane birim var arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde yine o tarz hocalarımıza da, yine ilgili hocalarımıza da yayın yapmıştık. Bu 3 birimde gerekli staj, kariyer planlamalarınızı yaptığını belirtebiliriz. Devlet hastanelerinde kendi Devlette de anlaşmalı olduğu evet. özel Tabii ki kurumlardaki NP ha. İstanbul Beyin Hastanesi önemli İstanbul'da hastanelerden biri, burada da imkanları sunduklarını, staj ve pratik imkanları sunduğunu belirtmek isteriz. Hocam devam ediyoruz.
Dilara Kıran'ın bir sorusu var. 125 tercih bursunu sadece ek tercihlerde veriyormuşsunuz. Doğru mu diye sormuş. Hiç doğru değil. %25 tercih bursunu biz şu dönemde veriyoruz ki tercih bursu bizim gerçekten en çok kullandığımız burs. Ama orada öğrencilere şu hatırlatmayı yapalım. Hani tercih bursunu nasıl alabilir? Bizim iki başlık altında tercih bursumuz var. Birincisinde öğrenci bir ücretli programı, Üsküdar Üniversitesi'nde bir ücretli programı ilk tercihine yazıp yerleşirse %25 tercih bursu alabiliyor. İkinci tercihte %15, 3, 4, 5. tercihinde %10 tercih bursu alabiliyor. Ya da Üsküdar Üniversitesi'ndeki ilk 5 tercihinde Üsküdar Üniversitesi'ni yazıp bu 5 tercih içinde bir ücretli programa yerleşirse yine %25 tercih bursu alabilir. Yani şu dönemde de arkadaşım Dilara'ydı değil mi? Evet. Evet, Dilara'ya buradan bir kere daha hatırlatalım. Bu dönemde de tercih bursunu alabilirsin. Ama tabii bu kriterlere göre tercih yaparsan. Evet, ilk 5 tercih Üsküdar Üniversitesi yapıyor olmanız ve orada ücretli bir programa yerleşiyor Evet, olmanız. ücretli programlar üzerinden yani öğrenciler tercih burslarını ücretli programlar üzerinden yapabiliyorlar. Hazır bu soruyu cevaplamışken bunun arkasından gelebilecek bir çok Lütfen. soruyu da cevaplamış olalım. Bizde burslar birleştirilmiyor arkadaşlar. O yüzden Üsküdar Üniversitesi özelinde burslar birleştirilmiyor. Öğrenci aldığı en yüksek bursla devam edebiliyor. Bu kriterleri de mutlaka öğrensinler. Yani özellikle Vakıf Üniversitesi tercih eden öğrenciler burslarla ilgili kuralları, bu kriterlerin hepsini mutlaka öğrenip öyle tercih yapsınlar. Örnek soru soruyorum. Buyurun. Arkadaşlar sizin adınıza. Ece Hocam yeni medya ve gazetecilik bölümü %75 bursu kazandı. Evet. İlk 5 tercihim Üsküdar Üniversitesi, 3. tercihime yerleştim. Artı 125 olmuyor diyorsun. Almıyorsunuz, alamıyorsunuz. Çünkü zaten %75 burslu olarak yerleştiniz. En büyük bursunuzla devam ediyorsunuz. Peki. Rümeysa Eser. Merhabalar dedi. Psikoloji bölümü hakkında bilgi verebilir misiniz? İngilizce psikoloji ile Türkçe psikolojinin eğitiminin İngilizce olması dışında ne gibi farklar var? Ece Hocam cevap verecek ama tercih tanıtım günlerinde ilgili hocalarımız da burada. Ece Hocam girişte dikkat çekti. Lütfen gelin hem hocalarımıza görüşün hem de Ece Hocam'ın cevabını merak ediyoruz. Evet. Psikolojide eğitim olarak bir fark yok. Sadece İngilizce ve Türkçe arada fark var. İngilizce okuduğu zaman da zorunlu olarak hazırlık okuyor. Ama tabii psikoloji bizim için en güçlü alanlardan biri aslında. Çünkü bizim bir hastanemiz var. NP İstanbul Beyin Hastanesi ki zaten hani rektörümüz de bir psikiyatrist alanında duayen bir isim. O yüzden psikoloji bizim en güçlü taraflarımızdan biri aslında ki burada öğrenci psikoloji bölümüne geldiği zaman işte nörologlarla, psikiyatristlerle birlikte de çalışma imkanına sahip olabiliyor. Onun dışında hastanemizde zaten yani öğrenci daha alana çıkmadan aslında hastanede pek çok danışman görebiliyor, hasta görebiliyor. Yani alana en iyi şekilde hazırlıyoruz aslında biz psikolojide öğrenciyi. O yüzden ama tabii mutlaka gelebiliyorsa burada gelip hocalarımızla da detayları görüşmesini isterim ben de. Psikoloji güzel bir bölüm değil mi hocam? Güzel bir bölüm Hocam tabii çok keyifli PDRC. evet çok keyifli bir bölüm sonuçta yüksek lisansta hani Evet. yapabileceği pek çok şeyler var ve psikoloji hiç bitmeyen bir bölüm hani şunu da söyleyelim mesela bizim 100'den fazla Erasmus anlaşmamız var psikolojide Bu da bir onun artı tabii. dışında yazın stajlarını yapabileceği Erasmus Plus programımız var mesela bizim pek çok öğrencimiz farklı ülkelerde işte Haziran Mayıs'ta okullar kapandıktan sonra Haziran'la Eylül döneminde yurt dışında farklı bir klinikte mesela gidip Erasmus Plus'ta stajını yapıp tekrardan geri döndüler okullar açıldığı zaman. Yani bunlar onlara gerçekten çok inanılmaz deneyim kazandıran bir durum. Hocam Batuhan Yaşar'ın bir sorusu var. İyi günler. Paramedik bölümünün bursları için kaç puan almak gerekir diye paramediği sormuş. Paramedik bizde Açalım ilk ve acil yardım. Hemen bakalım burada burslu en son kaçta kapanmış? Evet, Batuhan için bizde ücretli ve tam burslu alıyoruz. İlk acil yardım normal öğretim tam burslusu geçen sene 218 bin ile kapatmış. İkinci öğretimin tam burslusu da geçen sene 246 bin ile kapatmış. Bu puan başarı sırası aralıklarında tercih yapması gerekiyor Batuhan'ın. Çünkü ilk acil yardım da öğrenciler tarafından çok tercih edilen bir bölüm. Bir de bu sene tabii bu boy kilo şartları da kalkınca Kaldırıldı. daha fazla öğrenci tercih edecek.
Ve güzel alanı da, çalışma imkanları vesaire, iş bulma olanakları da iyi olduğunu zaten Evet ya, bir de tabii şunu da söyleyelim, hani biraz önceki soruya da cevap olsun ön lisans programları ile ilgili. Şimdi ön lisans programları neden bu kadar tercih ediliyor özellikle sağlık alanında olanlar? Çünkü mezun olduğunuz zaman istihdam evet fazla, ama bir de mesela ilk acil yardım işini düşünün, işte ambulansta ilk müdahaleyi yapan kişiler bunlar. Hani farklı bölümde okuyan birini burada istihdam edemezsiniz. Mutlaka ilk ve acil yardım mezunu olması gerekiyor öğrencinin. Yani öğrenciler alanındaki işleri mutlaka yapar pozisyonda oluyorlar mezun oldukları zaman. O yüzden bence ön lisanslarda önemli bir avantaj sağlıyor. O zaman hemen biz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Ozan Tekin hocamıza, doçent doktor, bir atıf yapalım. Geçtiğimiz program hayat Evet, değil mi? tercihleriyle Bizim konuk aldık. konuğumuzdu. Dedi ki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ön lisans programı arkadaşlarım ara eleman değildir. Ben bunu kabul Evet, etmiyorum. Onlar kesinlikle. ana elemandır. Adana, Niğde, Adana. Ana elemandır dedi. Üstüne Ece basa basa Hocam, söyledik. Ece Hocam da aslında onu söyledi şimdi. Evet. Yani tabii bundan çok yıllar önce 2 yıllıklarla ilgili öyle tereddütler vardı. Ama tabii bu çok yıllar önceydi. Ama şimdi işte sağlık alanları bu kadar gelişti. Sağlıkla ilgili 2 yıllık programlar çok fazlalaştı. Artık hani Ozan hocamın da söylediği gibi ara değil, gerçekten ana eleman 2 yıllık mezunlarda. Evet. Şaban Bey, siz öyle gülünce korkuyorum. Zor sorular mı var acaba diye. Arkadaşlar Evet, neleri merak ediyorlar? Melisa Kırışlıoğlu diyor ki kesin Üsküdar Üniversitesiyim, üniversiteliyim. İnşallah bekliyoruz Melisa. Bekliyoruz. Öncesinde de gelsin. Her zaman gelebilirsin. Devam edelim. Moleküler biyoloji genetik sorusu vardı. Rumeysa diyor ki genetik bölümü staj yapma imkanlarını sordu. NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde staj imkanı var mı diye bir soru var hocam. Biraz Var. önce. Öğrencilerimiz bizim imkanlar ve sayılar doğrultusunda kendi hastanemizde de, ama biraz önce söylediğimiz gibi kariyer merkezinin de anlaşmalı olduğu hastanelerde, devlet hastanelerinde de staj yapma imkanına sahipler. Ülkünur Erdem, ilk tercihlerinde okulunuzu yazan öğrencilerinize burs olanağı var mı? Hocam 125 ilk 5 tercih var ama kısaca bir kere daha hatırlatabilir Ücretli misin? programlar için tercih burslarımız var. O da ücretli bir programı birinci tercihte yazıp yerleşirseniz %25 burs alabilirsiniz. İkinci tercihte %15, 3, 4, 5'te %10 tercih alabiliyorlar. Ya da ilk 5 tercihinin tamamını Üsküdar Üniversitesi yazıp bu 5 tercih içinde bir ücretli bölüme ya da programa yerleşirlerse %25 tercih bursu alma hakkına sahipler. Ayşe Çelik 128 bindeyim diyor. 128 binde olmak bizim için bir şey ifade etmiyor. Etmiyor. Hangi alanda Yani acaba, değil mi? evet, hangi alanda? Dolayısıyla istediğin alanları da Evet, bir de yazarsan. onları da yazarsa ve hangi bölümleri düşünüyor? Ece Hocam buradan yine sizin o tercih yapacağınız makası belki önerilerde bulunabilir size. Üsküdar Üniversiteliyim kesin diyenler var. Hocam burs kesilme durumu bu da çok önemli. Evet, Arkadaşların dikkat etmesi kesinlikle. gereken konu. Hangi durumlarda burslar kesiliyor? Burslar konusunda arkadaşlarım neye dikkat etmeli? Evet, şimdi bizim burslarımız eğitim ve öğretim süreleri boyunca devam ediyor. Yani işte ön lisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl. Şimdi biz bu yıl itibariyle tıp fakültemizi açtık. Tıp fakültesinde 6 yıl boyunca ÖSYM bursları devam ediyor öğrencinin, başarıya bakılmaksızın. Ki hazırlık okuyacaksa öğrenci bu bursu hazırlığı da kapsıyor. Yani işte 4 yıllık bir bölümü diyelim ki öğrenci burada İngilizce psikoloji okuyor. İngilizce psikoloji okurken aldığı burstan 5 yıl boyunca yararlanıyor. Yani aldığı burs psikoloji hazırlığı da kapsayacak şekilde devam ediyor. Ancak diyelim ki öğrencinin okulu uzadı. Evet. Okulu uzadığı durumlarda kalan derslerinin üzerinden kredi başına bir ücret ödeyerek öyle devam ediyor bir sonraki seneye. Yani bizim burslarımız başarı sırasında bakılmaksızın eğitim öğretim süreleri kadar devam ediyor ki bence bu da Vakıf Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci için çok rahatlatıcı bir durum. Yani öğrenci bir taraftan ders çalışırken onun stresini ve yoğunluğunu yaşarken, bir taraftan da acaba benim bursum kesilecek mi diye düşünmüyor. Çünkü işte o eğitim öğretim süresince o bursunun devamlılığını garanti ediyoruz biz öğrenciye. Ece hocamın şu söylemi önemli arkadaşlar. Yerleştiğiniz burs oranında hazırlıklara faydalandığınızı belirtelim.
Şu da geçtiğimiz günlerde yine konuşulmuştu. Üsküdar Üniversitesi özelinde ücretli bir programa yerleşen arkadaşlarımız %50 hazırlık indiriminden faydalandığını Evet, biliyorum yani hocam. hazırlıklar için de hemen onları da buradan söyleyelim. Eğer isteğe bağlı hazırlık okurlarsa ki şimdi ben öğrencilere hep sınav öncesinde de bunu söylüyorum. Öğrenciler genelde İngilizceden ya da dil öğrenmekten korkuyorlar ama artık bir dil biliyor olmak lüksten çıktı. Hani artık hepimizin bir ikinci dilinin de olması gerekiyor. Çünkü bu çağın getirdiklerinden biri ki isteğe bağlı hazırlıkta da öğrenci ücretli olarak yerleşmişse %50 indirimli olarak hazırlığı okuma şansına sahip. Peki, arkadaşlar gelen sorularınızı Ece hocama sormayı sürdürüyorum. Yiğit Sağlam, merhaba, geçen seneki sıralamalar ile bu senekiler arasında büyük çaplı bir fark olur mu? Aslında biz programın açılışında bu konuyu konuştuk ama belki Ece hocam senin için bir kez daha özetleyebilir. Evet, Yiğit, fark var. Geçen seneki başarı sıralamalarıyla bu seneki başarı sıralamaları arasında evet fark var. Ama biz bu yılki başarı sıralarımızı dikkate alıyoruz ve program başında da söylediğimiz gibi tercihlerini oluştururken başarı sırasının yarısı kadar üst tercih, sonra kendi başarı sırasında birazcık yoğunlaştır tercihlerini, yarısı kadar da alt tercih yapıp birazcık daha o tercih yelpazeni geniş tutarsan daha doğru bir tercih yapmış olursun. Nisa Nur Tetik, 289 bindeyim. Odyoloji %75 burslu, 233 binde gelir mi sizce? Yaklaşık hocam makas ne kadar? 290 olsa 60, Odyolojiye 55, bakalım 60 hemen. binlik bir fark var. %75'i 233 binde kapatmış. Evet. Mutlaka üst tercih olarak yazsın 289 bindeydi değil mi? Evet. Yani yaklaşık bir 50-56 binlik gibi bir fark var. Tercihleri arasında mutlaka yer versin. Çünkü şimdi baktığımız zaman Odyoloji'nin %75 indirimlisinde 42 kontenjanı var. Yani 42 kontenjan gerçekten çok iyi bir kontenjan burslar açısından. O yüzden mutlaka tercihlerin arasında yer ver. Kontenjan deyince hemen bir soru, çünkü tercih dönemime gittim aslında. Bunları biz de yaşadık hocam. Kontenjanların çokluğu da aslında bir avantaj değil Tabii mi? tabii İki bölüm kesinlikle. var. Mesela iki farklı üniversite, iki bölüm. Puanları yakın veya aynı ama kontenjanı diğerinin daha yüksek. O zaman onu mu ilk sıraya yazmakta fayda var? Daha anlamlı olur çünkü 5 kişi arasından seçilmek mi daha kolay yoksa 45 kişi arasından mı seçilmek daha kolay? Yani o yüzden Şansınız diğer evet tarafta evet fazla. şans Evet. 45 kontenjanı olan yerde şansımız daha fazla artıyor. Damla'nın bir sorusu var. İyi günler. Eczane hizmetleri ve tıbbi dokümantasyon bölümünü geçen yılki sıralaması puanı nedir? Eczane hizmetlerine bakabilir miyiz Ece Eczane hocam? hizmetlerine hemen bakalım. Burslusu 528 binde kapatmış. %75'i 1 milyon 145 bin. %50'si 1 milyon 452 binde kapatmış. Ve ikinci öğretimleri de var. Bir de hangi bölümdü? Eczane hizmetleri. Tıbbi Tıbbi dokümantasyon. dokümantasyondu. Evet. Onun da burslusu 619 binde kapatmış. 75'i 1 milyon 270 binde. %50'si de 1 milyon 740 binde kapatmış. Tabii ben ikinci öğretimlerini söylemiyorum hani diğer arkadaşların sorularını da cevaplamak için ama arkadaşlar Üsküdar web sayfasından Üsküdar Edu.tr aday Üsküdar sayfasından geçen yılın tüm başarı sıralarına ve puanlarına ulaşabilirler. Moleküler biyoloji ve genetik deyince hocam, siz biraz önce aslında altını çizdiniz, ifade ettiniz. Moleküler biyoloji ile ilgili geçtiğimiz yıllarda öğrenci arkadaşlarımızın kaygıları vardı. Evet, 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 istihdam evet. olanakları, sadece akademide kalmak gerektiği için bu alan okunabilir ama yok, sahada da artık Türkiye'de ciddi Tabii anlamda iş tabii tabii olanakları var. Bu kesinlikle. konuda biraz daha ayrıntı verebilir miyiz hocam? Evet. Ya artık hani öğrenci bundan 5 sene, 10 sene önce hani moleküler biyoloji ve genetiği yazarken biz öğrenciye diyorduk ki hani evet burada moleküler biyoloji ve genetik okuyabilirsin ama iş bulma imkanların yurt dışında daha fazla. Ama artık biz moleküler biyoloji ve genetik özelinde artık o durumu aştık. Çünkü Türkiye'de de gerçekten birçok proje var, çalışabileceği çok fazla alan var öğrencinin. O yüzden moleküler biyoloji genetiği de yazacak öğrenciler çok gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Kübra Geyik, gazetecilik bölümünüz var mı diye sormuş. Biraz da iletişim fakültesinden Gazeteciliği bahsedelim hocam. siz ama bölümle ilgili değil mi Tamam. Şahvan Bey? En iyi bilgiyi sizden alabilirler.
Ama biz bakalım şimdi İletişim Fakültesi'nde bizim çizgi film animasyon ki bu sene ilk öğrencilerini alacağız. Yeni açılan bir bölümümüz. Onun dışında görsel iletişim tasarımı, halkla ilişkiler, medya ve iletişim, radyo, televizyon, sinema, reklam tasarımı ve iletişimi ve yeni medya ve gazetecilik olmak üzere bölümlerimiz var. İletişim Fakültesi'ndeki bu bölümlere de sözelle öğrenci alıyoruz. Çizgi film animasyonda bazen karıştırılıyor özel yetenek mi? Hayır, biz sözel puan türüyle öğrenci alıyoruz fakültedeki tüm bölümlere. Çizgi film ve animasyon ilk olması bir avantaj ama tabii yanında çizgisi var, başarı sırası ve puanı yok. Bu bir avantaj. Burada arkadaşlar nasıl bir tercih yapmaları gerekiyor? Aslında en çok tereddütü burada da yaşıyorlar. İşte bizim bu sene yeni açılan çizgi film animasyon bölümümüz var. Elektronik mühendisliğimiz var. Tıp var. Tıp fakültemiz var. Yeni açılan bölümlerde başarı sırası ve taban puan olmuyor. Ancak bu yılın yerleştirmeleri açıklandığında biz başarı sırası ve taban puanları göreceğiz ki özellikle tıpla ilgili biz bu iki gündür çok fazla soru aldım. Puanı yok, nasıl yazacağız diye. Evet. Puanı olmayan bölümleri biz genelde diğer vakıf üniversitelerindeki puanlarına bakarız. Yani sonuçta vakıf üniversiteleri birbirlerini tamamlayan bölümler olurlar. O yüzden hani çizgi film animasyon için, elektronik mühendisliği için diğer vakıf üniversitelerinde kaç binlerde kapatmış bir onları da gözden geçirip sonra Üsküdar Üniversitesi'ni ne kadar çok istediklerine bağlı olarak daha üst sıralarda Üsküdar Üniversitesi'ni yazabilirler. Kübra diyor ki gazetecilik için burs olanakları ne? İletişim Fakültesi'nde arkadaşlar tüm öğrencileri burslu diye biliyorum. Evet, evet. Biraz yani, burs imkanlarından bahsedebilir miyiz? İletişim Fakültesi'nin aslında en büyük avantajlarından biri de o. Tüm öğrenciler %50, %75 ve tam burslu olarak okuyorlar ki yeni medya ve gazeteciliğe bakıyorum şimdi. 8 kontenjanı var tam burslu da. %75'te 56 kontenjanı var ki gerçekten büyük bir avantaj onlar için. %50 indirimle de 16 kontenjanı var. Yani buna da baksınlar. Yani hani hep vakıf üniversiteleri tereddüt, bursların kesilmesi tabii bunlara da ama bu kontenjanlarının fazla olması da öğrenci için bir avantaj aslında. Kübra soruyor hocam, sıralama ne durumda? Yeni medya ve gazetecilik için. Sıralama ne durumda? Hemen onu da söyleyelim. Burslu geçen sene 74.900 de kapatmış. %75 indirimlisi ki 56 öğrenci var. 511.000'de. %50 indirimlisi de 877.000'le kapatmış. Bu Kübra arada, başarı sırasına göre değerlendirebilir. Kübra'yı Üsküdar Üniversitesi'ne beklediğimizi belirtmek isteriz. İletişim Fakültesi ile ilgili tercih edecek arkadaşlara önerilerimiz olacak. Benim de özellikle. Sizinle görüşebilir değil mi Kübra? Geldiği zaman gazetecilikle ilgili Kübra Şaban Bey'i bul. beni bulabilirsin. Tabii çok kıymetli hocalarımız da var İletişim Fakültesi'nde. Onlarla da görüşebilirsin ama İletişim Fakültesini tercih edecek arkadaşlarımızın şuna dikkat ediyor olması gerekiyor arkadaşlar. Akademik kadro gerçekten çok önemli. Akademik kadronun yanı sıra size sunulan uygulama pratik imkanları çok önemli. Büyük şehirlerde bu bölümü okuyor olmak bir fırsat, bir ayrıcalık, çok önemli bir değer. Özellikle basının, medyanın kalbi olan İstanbul'da İletişim Fakültesi okumak sizin sahada pratik yapabilmeniz açısından çok değerli, çok önemli bir fırsat. Bunu lütfen arkadaşlar göz önünde bulundurun. Gazetesinin oluyor olması, televizyon stüdyolarının oluyor olması, haber ajanslarının, reklam ajanslarının oluyor olması, buralarda pratik yapabiliyor imkanlarının size sunuluyor olması, İletişim Fakültesi'nin bence bir iletişimci olarak sahada bir şeyler yapmış biri olarak yaklaşık 15-20 yıldır kesinlikle bu olanakları size sunuyor olması çok önemli arkadaşlar. İletişim Fakültesi düşünen arkadaşlarımızın bunlara dikkat ediyor olması lazım ki Üsküdar Üniversitesi bunların hepsini sunuyor değil mi hocam? Evet evet kesinlikle dediğiniz şeylerde çok haklısınız. Gerçekten İletişim Fakültesi'nde bu imkanları sorgulamaları gerekiyor ki Üsküdar Üniversitesi olarak bizim haber ajansımız var. Televizyonumuz var, radyomuz var, gazetemiz var. Aslında iletişimle ilgili her şey var burada ve buralarda çalışan kişiler de hep öğrenciler yani biz buradaki çalışmaların hepsini öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz. Bence o da öğrenciye alana çıkmadan önce ki burada bu çalışmaları yaparken aslında birçok kişiyle de değil mi iletişime geçmiş oluyor. Basını karşılıyorlar, basınla tanışıyorlar, dışarıdan gelen çok basınla doğru. Tanışıyorlar. Hani o anlamda bir ilişkiyi de başlatmış oluyorlar aslında. Bu onlar için çok büyük bir avantaj. Çok önemli. Basın iletişimini sürdürüyorlar. Aynı zamanda realde
de basın, haber merkezinde çalışan muhabir arkadaşlarla tanışma, basın toplantıları yapılıyor, basın toplantılarını yerinde gözlem. Ya bu Yani müthiş bir şey hocam. aslında alana çıktıklarında yapabilecekleri her şeyi deneyimlemiş oluyorlar. Birebir, birebir. Yani Heh, buradan evet. çıkınca aldığı eğitimle, uygulama yaptığı pratiklerle sahadaki uygulamaların örtüştüğü ender görülen Evet, fakültelerden biri kesinlikle, bence. Ben kesinlikle. böyle düşünüyorum. Arkadaşlar da gelip yerinde Yok, biz de evet görebilir. tercihlerde bunu görüyoruz ki içeride mevcut okuyan öğrencimiz de gayet memnunlar bunları yapıyor olmaktan. Ece hocam dedi ki aslında birçok alanda iletişim öğrencilerimiz görev alıyor. Evet, bu yayını gerçekleştirmede iletişim öğrencilerimiz emeği büyük. Değil Aynı mi? Evet. zamanda bir dönem iletişim öğrencimiz olup şu an bizim kadromuzda çalışan Zehra, Evet, Zehra'yı da Rümeysa, Fidan, unutmayalım. buradan kamera arkasında bir gün merak ederseniz belki onu da sizin karşınıza çıkartabiliriz, ekranlarınıza merak edenler gösterebiliriz. Zehra, Rümeysa, Fidan da şimdi bizim değil mi, kumsal Evet, iletişim belki Zehra da kadrosunda deneyimlerini paylaşabilir bizimle birlikte. paylaşabilir. Mezun ve çalışan bir öğrenci olarak, Çok Üsküdar iyi. Üniversitesi'nden mezun olup Üsküdar çalışanı olarak. Peki hocam. İrem Yanık birkaç soru daha size yöneltip yayınımızı bitirmek istiyorum hocam. 350 bindeyim. Çocuk gelişimi 4 yıllık %75 gelir mi? Kontenjanı nasıl diye İrem'in bir Hemen sorusu var. bakalım İrem çocuk gelişimine bakıyoruz. %75 burslusu geçen sene 379 binle kapatmış. 38 kontenjanı var. İrem'in başarı sırası 350 bindeydi. Evet. Tercihlerin arasında yer verebilirsin İrem. Hı. Yani çünkü yine 379 bin birazcık İrem'inki altında da 350 bindeydi. Evet hocam. Evet 379 bin 38 öğrenci de var. Bir 29 bin falan altını yazacak. Mutlaka yazabilir. Peki. Emirhan Cengiz diyor ki hocam 54 bindeyim. Yazılım gelir mi? Avantajları neler? Yazılım Yazılım 54 mühendisi. binde tam burslu. Geçen sene 57.200 ile kapatmış. 6 kontenjanı var. Yazılım mühendisliği İngilizce bir bölüm. Hazırlık zorunlu. Hı. Tamamen eğitim dili İngilizce. Yazılım tabii işte Endüstri 4.0 ile birlikte biz yapay zekayı konuştuk. Robotları konuşuyoruz. Başladık ve konuşmaya devam ediyoruz. Yazılım da bu alanda hiç iş imkanlarının bitmeyeceği bir bölüm aslında yazılım. Dolayısıyla avantajlı alanlardan biri. İstihdam anlamında bir kaygı duymanıza Ece hocamın da dediğinden çıkardığım sonuç bu. Evet Çok da evet gerek yok. kesinlikle. Yani hem bugünün hem yarının mesleklerinden biri aslında yazılım mühendisi tercih edebilirsiniz. Rümeysa Eser, öncelikle teşekkür ediyorum. İstanbul'a uzak bir yerde yaşadığım için tanıtım günlerinize katılamıyorum. Bu yüzden sosyal medyadan soruyorum. Tabii ki sorabilirsin. Yine sormaya da devam edebilir. Her zaman sorabilirsin. Tam burslu okumanın dezavantajları var mı diye sormuş. Tam burslu okumanın hiçbir Ben de dezavantajı şimdi yok. düşündüm ya, ne Tam dezavantajı burslu olabilir? okumanın ne dezavantajı olabilir değil mi? Şundan tereddüt etti büyük bir ihtimalle Rümeysa. Şimdi öğrenciler tam burslu, ücretli, 75 burslu ve 50 burslu olarak buraya yerleşiyorlar ve işte tavan puanlarına, başarı sıralarına baktığımız zaman birbirlerinden çok farklı. İşte bir bursluyla bir %50 burslu ya da bir ücretli giren öğrencinin başarı sırası arasında büyük Makas bir evet açık. makas açılıyor gitgide. Ama girdikten sonra arkadaşlar o açıdan çok emin olabilirsiniz. Girdikten sonra hiçbir şey yok. Hani herkes aynı sınıfta okuyor ama artık bambaşka şeyler öğretiliyor. Yani o saatten sonra herkesin yine aynı işte lisede, ilkokulda olduğu gibi bireysel başarısıyla devam ediyor. Yani hani işte ücretli öğrenci çok başarısız da burslu öğrenci çok başarılı olur diye bir şey yok. O andan itibaren birinci sınıfa başladığınız andan itibaren kim ne kadar çalışırsa o çalışmasının hakkını alarak devam ediyor. O konuda da Rümeysa'nın hiçbir tereddüt olmasın. Burslu okumak çok daha avantajlı bir şey bence. Çok haklısınız. Neden bu soruyu sorduğunu siz anlatınca ben de anladım. Bununla Evet, ilgili evet. eleştiriler zaman zaman bana da Evet, geliyor. öğrenciler Vakıf çok Üniversitesi tereddüt burslu. ediyorlar. Tabii tabii. Şimdi seviyemiz aynı değil diyor. Onlarla aynı sınıfı paylaşıyor olmanın dezavantajı. Aslında onu soruyor. Ama bu şöyle bir şey, sözünüzü kestim Şaban Bey, ama bu sonuçta YKS belli, TYT'nin soru sayısı belli, müfredatı Sıralama. belli, Bir sıralaması. AYT'nin Evet. sıralaması belli, müfredatı belli, çıkacak konular belli. Siz orada gösterdiğiniz başarıya göre tercih yapıp yerleşiyorsunuz. Ama üniversitede artık meslek eğitimini almaya başlıyorsunuz yani. Bambaşka bir eğitim. O orada işte 2 saat, 2,5 saat boyunca gösterdiğiniz başarının bir sonucu, ama burada mesleki eğitim almaya başlıyorsunuz artık.
Bu cevap güzeldi arkadaşlar. Bu noktada kaygınız varsa Ece Hocam'ın bu cevabı herhalde o kaygılarınızı Evet. gidermede yeterli olmuştur. Rümeysa'nın sorusuna cevap. Aynur İkra Demir dil ve konuşma terapisi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Dil ve Güzel konuşma bir alan hocam. terapisi, evet, kesinlikle sayısal bir bölümle alıyoruz ki gerçekten son yıllarda öğrencilerin de çok fazla tercih edildiği bir bölüm. Neden? Yeni yeni gelişmeye başlayan bir alan. Türkiye'de baktığımızda çok az üniversitede olan bir alan ve gerçekten şu anda hem üniversitelerde çalışan akademik personel olarak hem de alanda çalışan dil konuşma terapisti olarak çok az sayı var. Çünkü daha yeni yeni mezun vermeye başlayan bir alan. O yüzden istihdam olanakları çok geniş bir alan. İkincisi, eğer düşünüyorsa, tabii çok keyifli bir alan. Tamamen dil ve konuşma bozuklukları üzerine çalışılan ki dil ve konuşma bozukluklarının hani bir yaş sınırlaması, işte çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık, hani hayatın her döneminde olabilecek dil ve konuşma bozuklukları ile çalışan bir alan. Ama dediğim gibi şu anda yeni gelişen bir alan ve gerçekten alanın yetişmiş elemana çok fazla ihtiyacı var. Yani şu anda işte en son rehberlik araştırma merkezlerinde dil konuşma kadro zorunluluğu getirilmeye çalışıyor. Yani her alanda inanılmaz ihtiyaç var. İnsanın olduğu her alanda dil ve konuşma terapistlerine ihtiyaç var. Damla'nın bir sorusu var, atladık. Damlacığım özür diliyoruz senden. Çok kısa sormuşsun, araya kaynamış ama PDR var mı diye sormuş. Yani PDR yok maalesef. Psikoloji bölümümüz var. Kübra Geyik gazetecilik bölümünde veya iletişim fakültesinde herhangi bir bölümde staj var mı? Varsa kaçıncı senede yapıyoruz? Bir de çevremdeki herkes özelde okursan iş bulamazsın deyip duruyor. Ne kadar doğru? Kübra Geyik'in sorusu. Evet. Artık yani hani özel devlet ayrımını öğrencilerin bu noktada bir kenara bırakmaları gerekiyor. Çünkü iş bulma, hani mezun olduktan sonra nasıl bir durum? Önemli olan üniversiteye giderken ceplerinizi nasıl doldurduğunuz. Sonuçta hangi üniversiteden mezun olursa olsun öğrenci bir şekilde gösterdiği başarılara göre diplomasını alıyor. Ama diplomanın yanına ne koydu öğrenci? Yani o 4 sene 5 sene boyunca hangi etkinliklere katıldı, hangi kongrelere, konferanslara katıldı, arkadaşlarıyla birlikte bir projeye yürüttü mü, bir sosyal kulübe üye oldu mu, bu sosyal kulüpte, öğrenci kulübünde ne gibi çalışmalar yaptı, artık iş hayatı da bunu sorguluyor sizden. Evet, tamam, mezun oldun, geldin, çok güzel, ama üniversitedeyken neler yaptın? Yabancı dilini geliştirdin mi? Farklı ülkeleri gördün mü? Nerelerde staj yaptın? Okulda hangi etkinliklere katıldın? Yani üniversite içerisinde yaptığı her şey aslında bir deneyim öğrenci için. Kübra, benim de birkaç eklemem olacak. Ece Hocam'ın söylemlerine katkı olarak şunu söyleyebilirim. Devlet Üniversitesi'nde veya Vakıf Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi okumanın iş bulmanla ilgili herhangi bir riski veya avantajı, hatta avantajı var. Neden avantajı var? Ben bir devlet üniversitesinde okudum. Şu avantajı var. Uygulama imkanları gerçekten çok geniş. Sana her türlü imkanı sunuyor. Yeter ki sen talep eden biri ol. Sen bu alanda bir şeyler yapmak iste. Eğer burada gayretin varsa iş bulma imkanları konusunda sana %100 katkı sağlayacağının garantisini ben Evet. verebilirim. Ama kendisi isterse ve bir şeyler yapıyorsanız, mesela biraz önce bahsettik, iletişim fakültesinin stüdyoları, haber ajansları, dergileri, gazeteleri, buralarda görev alacaksın. Okulun ilk gününden itibaren belki buralara gelip gidiyor olman lazım. Staj imkanlarını sordu. Üçüncü ve dördüncü sınıfı staj yapabildiklerini ben biliyorum hocam. Ama gönüllülük esasına uygun Üsküdar Üniversitesi'nde özellikle birçok birimde alanınla ilgili çalışabileceğini söyleyebilirim. Yeter ki sizin her zaman söylediğiniz gibi talep eden olsun. En önemli şeylerden biri bu Gamze. Hocam iyi günler. Ben Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü istiyorum. Bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? 283.000'deyim. Yüzde kaç burslu gelir? 283 siyaset bilimi uluslararası ilişkiler. 283 binde. Şimdi bakalım, tam burslusu geçen sene 167 binle kapatmış. %75'i 726 binle kapatmış ki kolaylıkla tercih edilir Türkçe'de. İngilizce'nin burslusu 119 binle kapatmış. %75'i 710 binle kapatmış. Yine tercih edebileceği alanlar arasında aslında aday öğrencimizin. Burada İngilizce ve Türkçe olarak iki farklı bölüm var. Tabii hem
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız, aynı zamanda Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan, aynı zamanda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında da Türkiye'de bir duayen Deniz Hoca'nın da öğrencisi olmak bence bir ayrıca bir ayrıcalık. Evet, ayrıcalık. Şimdi Deniz Hoca ile adi bilimlerle ilgili de var. Adi bilimlerde de çok adi kıymetli. Adi bilimlerde de yine evet. Sevil Atasoy hocamıza. Sevil Atasoy hocanın öğrencisi olmak evet. Önemli bir ayrıcalık arkadaşlar. Adi bilimlere gelmişken onu da söyleyelim. Lütfen. Şaban Bey yine ilerleyen programlarda söyleriz ama tabii Türkiye'deki ilk lisans programı adli bilimler ve bu sene 3. öğrencilerini alıyor olacak. Henüz mezun öğrenci de vermedik. Türkiye'deki tek üniversitede, Üsküdar Üniversitesi'nde okuyabilecekleri bir alan adli bilimler ve Sevil Hoca'nın öğrencisi olarak okuyacaklar. O Geday Sağır'ın sorusuna cevap olsun. Bir birimleri var, bir binaları var adli bilimlerin. Lütfen gelin görün arkadaşlar. Sevil Atasoy hocamız önderliğinde çok kıymetli akademisyenler, kadrosu, eğitim kadrosu güçlü. Ciddi yatırımlar yapıldı. Lütfen Üsküdar'a gelin. O bölümü tercih edecekseniz o alanları gezin. Akademisyenlerle tanışın. Öğrenci arkadaşlarımız var burada, sarı tişörtlüler. Sizi onlar karşılıyor. Onlar her türlü sorunuzun cevabını onlardan da alabileceğinizi belirtmek isterim. Adi Bilimler %75 burslu bölümünüz için tercihte bulunacağım. Hatta ilk sıraya yazmayı düşünüyorum. Bölüm hakkında ciddi araştırmalarım oldu ve bana göre bir bölüm olduğunu anladım. Harika, ne güzel. Tercihini yapmışsın. 30 kontenjanımız var. %75 indirimli ve geçen sene en son sayısal puan türüyle alıyoruz. 184 bin liraya kapatmış. O Geday herhalde değil mi? Evet. O Geday'ı bekliyoruz o zaman adli bilimlere. Ve bölüm hakkında da sizin ağzınızdan birkaç bilgi istiyorum. Mümkünse bilgiyi verdik. Evet, evet. Türkiye'nin ilk lisans programı. Ayrıcalıklı olacağı bir bölüm aslında arkadaşlar. O Geday'ın içi rahat olsun bence. Fatma Özdemir 318 bin deyim. Hemşireliğe girebilir miyim? Bilgi alabilir miyim? 318 bin. Hemşirelik 318 binde. Geçen sene yine hemşirelik %75 213 bin. Evet %50'si 337 binle kapatmış ve yine 48 kontenjanımız var. %50 burçluyu yazabilir ama üst tercih olarak %75 burçluyu da yazabilir. Peki. Hocam sorunları yavaş yavaş toparlayalım ve hızlanalım, kapatacağız. Çünkü dışarıda Ece Hocam'ı bekleyen aday arkadaşlarımız evet. da var. Selim Kızıl, tıbbi laboratuvar teknikerliği hakkında düşünceniz nedir? KPSS konusunda zorluk yaşayacağımı düşünmüyorum. Genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Sormuş. Tıbbi laboratuvar teknikleri tabii 2 yıllık ön lisans programı ki biz de bu yıl burslu 75-50 %50 indirimli alıyoruz ve ayrıca ikinci öğretimlerini açtık mesela Üsküdar Üniversitesi özelinde tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünün araştırma yapmayı seviyorsa, laboratuvarda çalışıp bir şeyler üretmeyi ve destek olmayı seviyorsa bence onun için çok doğru bir bölüm. Kübra Geyik diyor ki hocam sıralama bir Üsküdar Üniversitesi gazetecilik olacak sanırım. Şaban Hocam sizi de bulacağım. Tabii ki gel. Her zaman bekliyoruz. Biz buradayız. Senin gibi o kadar değerli iletişimciler var ki onlarla da seni tanıştıracağım. Onlardan da merak ettiğin her sorunun cevabını alacaksın. Seni bekliyoruz Kübra. Ali Can'a geçelim. Hocam biraz fazla soru sordum. Kusura bakmayın. Yok, hiç problem değil. Tercih döneminde sadece soru alıyoruz. Okul öncesi öğretmenliği ataması hakkında bir bilginiz var mı? Kolay mıdır? Okul öncesiyle ilgili okul var mı hocam? Okul öncesi öğretmenliği tabii hani devlette de artık çok fazla çünkü okul öncesi eğitim artık gelişti. Devlette de açığı var tabii şu anda sayısal olarak ne kadar bir açık var onu bilemiyorum ama onun dışında özelde de çalışabileceği pek çok eğitim kurumu var. Hemen devam ediyorum. Hocam tam burslu girdiğimiz bölümlerde hocaların bilerek öğrencileri bırakıp bursunun kesildiği söyleniyor. Doğru mu acaba? Yani ortalamamız belirli bir şeyin altında olduğunda burs kesilir mi? Şu doğru değil kesinlikle. Bilerek bırakma. Yani bu arkadaşlar yıllardan beri vakıf üniversiteleri özelinde sürekli konuşulan aslında doğru bilinen en büyük yanlışlardan biri. Çünkü hiçbir akademisyen, hiçbir hoca sizi bilerek ve isteyerek aman bunun bursunu keselim diye bırakmaz. Ama bu hep böyle bir söylemdir. Öyle bir şey yok kesinlikle. Üniversitelerde okuyan öğrencilere de bunu sorabilirsiniz. Ama tabii bursun kesilmesine geldiğimiz
geldiğimiz zaman Üsküdar Üniversitesi olarak biz eğitim öğretim süresi boyunca başarı durumuna bakılmaksızın öğrencilerin bursları devam ediyor. Ama farklı vakıf üniversitelerinde bursun kapsamı ve kesilme şartları farklı olabilir. Mutlaka üniversiteyle bursla ilgili mutlaka bir görüşme yapsın ve oradaki tüm sorularının cevabını alsın üniversiteden, ona göre tercih etsin. Okeyda diyor ki hocam 214 bin ve 184 bin arasında bir hayli fark var. Sizleri meşgul ediyorum ama bir umut var mıdır sizce? 30 binlik fark var arada. Keşke bir umut var mı diye söyleyebilsem ama hiçbir zaman için biz Okeyda kesin olur diyemiyoruz. O yüzden tercihlerin arasında yazabilirsin ama mutlaka bir alt tercih de yapman senin için anlamlı olur ki biz adli bilimlerde Okeyda, doğru hatırlıyorum, evet, değil mi? %75. Evet. Mesela %50 indirim listelerine 33 kontenjanı var adli bilimlerin ve 367 puanla kapatmış. Başarı sırasıyla kapatmış geçen sene. 367 binle kapatmış. Yani 214 bin puanı iyi. 214 binlerde, başarı evet, sırası. Ortalamalarda ama tabii hani şey birazcık daha risk olabilir. Çünkü adli bilimler de çok fazla tercih edilen bir bölüm. 184 bin. Türkiye'de yine tek olunca korkutmayalım ama hocam. Korkutmayalım. Üst tercih olarak ama %50 indirimliği de yazabiliyorsa 367 binde onun yerleşmesini çok rahatlatan bir başarı sırası aralığı. Hocam Selim Kızıl'ın bir sorusu var. Evde hasta bakımı teknikerliği bölümünün ataması hakkında düşünceleri nedir diye sormuş. Şöyle atamalarıyla ilgili tam çok net bir bilgim yok ama ÖSYM şunu yaptı bu sene. KPSS puanlarını ve atama sayılarını da verdi diye hatırlıyorum kılavuzda. Oraya bakabilir ama evde hasta bakımı da gerçekten şu anda Türkiye'de çok yeni yeni konuşamadım. Yeni gelişen, evet, bir alan. Çünkü başka bir şey daha düşündüm ve geleceğin mesleklerine baktığımız zaman gerçekten şu anda yurt dışında özellikle evde hasta bakımı çok gelişen bir alan. Çünkü artık biz evdeki hastayı, yaşlıyı işte alıp hastaneye götür, hastanelerde kuyrukta beklet. Hani bunu yapmak istemiyoruz. Çünkü işte neden? Sağlıklı yaşlanmak önemli. İyi şartlarda bakım alıyor olmak önemli. O yüzden evde hasta bakımı da ilerleyen yıllarda geleceğin meslekleri arasında yer alan bir program aslında. Geçtiğimiz günlerde hatta pazar günü Haydar Sur hocamız, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanını misafir ettiğimizde sağlıkla ilgili çok güzel söylemlerde bulundu. Dünya yaşlanıyor. Dolayısıyla sağlık alanında insana temas eden her bir bölümün ve programın önemi günden güne artacak dedi. İşte Ece hocamın da dediği bu aslında. Evde hasta bakımı önemli bir alan. Tabii ki ihtiyaç duyulan bir alan. Çünkü hepimiz yaşlanıyoruz. Ve bu alanlarda işi profesyonellerden destek alma zorunluluğu da geliyor. Birçok noktada daha iyi yaşlanmak, daha iyi yaşamak için bunlar artık kaçınılmaz olacak. Düşünün, evinizde profesyonel bir yardım alıyorsunuz sonuçta. Evet. Hani anneniz babanız var ya da siz yaşlandığınız dönemde işte evden çıkamaz durumda olan hastalar var çünkü. Onlar evde profesyonel bir yardım alıyorlar. Selim Kızıl, çok teşekkürler cevaplarınız için. Selim, biz de sana teşekkür ediyoruz. Hocam, son soruyla bitirelim arzu ederseniz. Evet. Gamze'nin sorusu. Hocam yurt dışında... Ah, bir soru daha geldi. Çok hızlı o zaman, çok hızlı. Hocam yurt dışında staj olanaklarınız var mı? O gelerden bir soru daha geldi. Erasmus Plus programımızda, evet, yurt dışında staj olanağımız var. Hemen bakıyoruz. O kadar İstanbul'daysan sen gel bence burada. Hem seni biz adli bilimler bölümlerinin hocasıyla, hocalarıyla görüştürelim. Sevil hocam burada olursa seni Sevil hocamla tanıştıralım. Sana adli bilimler kompleksimizi gezdirelim. Öğrencilerle bence o kadar buraya gelmeli. O kadar bekliyoruz. Hocam gelmeli, her yayında, evet, böyle bize takılan arkadaşlar oluyor değil mi? Evet, biz çok mutlu oluyoruz. O kadar seni unutmayacağız. O kadar bekliyoruz seni ama. Seni... İstanbul'daysan gel. Yazdım o kadar İstanbul'da mı? Hocam bu sefer gerçekten son soru. Dur, tercihlerimle birinci sıraya %50 bursla okulumuzu yazsam. Tamam, İstanbul'daymışsın ama hani 4 senedir Adana'yım diyor. Adana'dayım diyor. Tamam. İstanbul'dayım 4 senedir. O kadar, telefon numaranı ver, ben seni adli bilimlerden bir öğrenciyle görüştüreceğim. Hocam biz Adana'ya gidelim. Bu şimdi gidemeyiz de ama şimdi gelemeyiz. Ama sen telefon numaranı bırak, ben seni yayından çıktığım zaman adli bilimlerde 3. sınıfa geçmiş bir öğrenciyle, bak ilk yerleşen öğrencilerinden biriyle görüştüreceğim. Ece ile mi hocam? Ecem'le görüştüreceğim. Soru, ama telefonu nasıl alacağız hocam buradan?
Sosyal medya. Sosyal medyadan DM DM at. DM'den Tamam. DM at. Ogeday Sağır. Seni Evet, aratacağız. evet. Selam, lütfen bana Ogeday'ın numarasını. Buradan yazayım mı hocam? Nasıl olacak dedik. DM'den atıyorsun. Buradan yazma. İstiyorsan yaz tabii ama senin sonra başını ağrırsa telefonları susmaz da bilemeyiz tabii. Sena Tiryaki. Merhaba hocam. Psikoloji bölümü İngilizce. Temelimiz yoksa okumak nasıl olur? Hem kolaylık hem de branşta başarılı olmak adına. Şimdi hazırlık var. Bir sene hazırlık okuyacak İngilizceye başlamadan önce. O yüzden şimdi ben buradaki öğrencilerimden de biliyorum. Hazırlık gerçekten çok iyi bir hazırlık eğitimi veriyoruz biz öğrencilere ve zaten ister istemez hani öğrencinin temeli çok iyi değilse, sonraki yıllarda geliştirememişse bir taraftan da sınava hazırlanırken zaten ister istemez İngilizceyi unutuyorlar. O yüzden burada hazırlık eğitiminden sonra çok rahat bir şekilde birinci sınıfta İngilizce eğitime başlayabiliyorlar. Hocam bitirelim mi? Bitirelim artık. Arkadaşlar bitirmiyor ama bitiriyoruz arkadaşlar. Yarın yine buradayız. Yarın zaten saatler 14'ü gösterdiğinde. Hayat tercihidir. Sosyal medya yayınımıza burada Üsküdar Üniversitesi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Kütüphanemizden. Güzel de bir kütüphanemiz var değil mi hocam? Havalı. Evet evet kesinlikle. Bayağı da bir kaynak güzel. Var. Evet evet. Arkadaşlar bu kütüphane imkanlarından da yararlanabileceğini söyleyelim. Bize süre ayrılmıyor aslında. Ayrılmıyor. Bir saatlik süremiz var. Ülke TV'ye gitti hocam. Ülke TV'ye genel süremiz sınırlı. Ama hafta sonu cumartesi günü değil mi? Cumartesi. Deniz Hocam, pazar günü Deniz Hocam. Deniz Ülke Arıdoğan. Evet. Cumartesi günü ve pazar günü saatler 11.10'u gösterdiğinde Ülke TV ekranlarında Ece Tözeniş Hocam ve ben Şaban Özdemir. Sizinle birlikte olacağız. Çok kıymetli konuklarımız da olacak. Sorularınızı cevaplamayı oradan da sürdüreceğimizi hatırlatalım. Ama yarın 14'te yine bu ekranlarda olacağız. Evet, evet. Dijitalde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.